Merhaba değerli izleyenler, bayram özel programına hoş geldiniz. İslam alemi Kurban Bayramı'nı kutluyor. Tabii ki ibadetlerini yerine getiriyor. Bizler de bu ekranlarda bayram özel programı yaparak Kayseri'nin önde gelen isimlerini stüdyomuzda ağırlıyoruz ve bayram sohbeti gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da yine sektörün konularını gündeme taşıyoruz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Sayın Hüseyin Akay konuğumuz olacak. Kendisiyle hem şeker sektörünün hem Kayseri Şekeri ve Kayseri Şeker bünyesindeki diğer fabrikaları konuşmuş olacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Ve tabii bu vesileyle aziz izleyicilerimizin, çiftçilerimizin, milletimizin, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sağlık afiyetle bu Kurban Bayramı'nın idrak edilmesini diliyorum. İnşallah Kurban Bayramı'nın ruhaniyetinden herkes inşallah hakkıyla faydalanır. Onu temenni ediyorum. Kurban Bayramı tabii Ramazan Bayramı oruç tutuyoruz Ramazan ayında ve Ramazan Bayramı'nda bu aç durmanın ya da nefsimizi köreltmenin bir karşılığı olarak bayram yapıyoruz. Kurban Bayramı'nda da paylaşmanın, dağıtmanın, kendimizde olandan vermenin hazzını yaşıyoruz. Bu nasıl bir duygu başkanım? Yani bu tabii aslında dinimizin bir emri olmakla birlikte insanlara, başka insanlara katkı sağlamak açısından baktığımızda millet olmanın, bir toplum olmanın en önemli harcı olarak görüyorum. En önemli bir unsur olarak görüyorum. Kurban Bayramı'nda tabii en önemli unsur özellikle insanların, özellikle kurban kesemeyen insanların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak, yardımlaşmak, paylaşmak, bütün bunlar ön plana çıkıyor. Bu duyguyu biz asırlardır millet olarak yaşıyoruz ve canlı tutuyoruz. Canlı tutmaya da devam edeceğiz. Bunun aleyhinde değerlendirme yapanlar, görüş ortaya koyanlar oluyor ama görüyorum ki milletimiz hiçbir şekilde bunlardan olumsuz bir şekilde etkilenmiyor. Ve Allah'ın emri olarak gördüğü kurbanını imkanları ölçüsünde kesiyor. Ve bunu da yine bizim inancımızın gereği olarak paylaşıyor. Bu yönüyle bizim için çok değerli bir bayramı idrak ediyoruz. Allah az tadıyla tekrar erdirsin inşallah. Bunlardan bizi geri koymasın. Kurban Bayramı öncesi çiftçilerinize yönelik bir jestiniz oldu mu, avansınız oldu mu? Kurban öncesi jestimiz tabii şu sürekli şekilde biz sene boyunca devam ediyor siz. Tabii. Yani ürünü mahsul ettikten sonra para vermiyorsunuz. Sürekli bir avansta desteklemeleriniz oluyor. Evet. Kurban öncesi de yine kurban avansı adıyla bir avans ödememiz oldu. Tonda 10 lira üzerinden bir avans ödemesi oldu. Toplamda bizim aşağı yukarı 3 milyon 200 bin ton işte kota olduğunu dikkate alacak olursak aşağı yukarı 32 milyon civarında bir kurban avansı dağıtıldı. Ama tabii bu öncesinden beri de sizin de ifade ettiğiniz gibi devam eden bir süreç. Ocak-Şubat ayında başlıyor bu süreç. Ve işte pancar sökülene kadar devam ediyor. Söküldükten sonra da devam ediyor. Söküldükten sonra söküm avansı olarak devam ediyor. Ondan sonra da kalan pancar bedelinin ödenmesi olarak devam ediyor. Yani neredeyse bir yıllık süre içerisinde bu süreklilik arz ediyor. Özellikle işte Ocak-Şubat ayında tohum ihtiyaçları karşılanıyor çiftçinin. Sonra gübreler temin ediliyor. Arkasından işte traktörlerin çalışabilmesi için mazot ihtiyaçları karşılanıyor. Ve bu aynı ve nakdi olarak değerlendiriliyor. Şu ana kadar eğer rakam telaffuz etmemiz gerekirse aynı ve nakdi olarak bizim çiftçilerimize ödemiş olduğumuz avans miktarı yaklaşık 890 milyon gibi bir rakama ulaştı. Bu çok önemli bir rakam. Geçtiğimiz yıllarda, yani geçen sene mesela toplamda 650 milyon gibi bir bedel ödenmişti aynı ve nakdi olarak. Ama şimdi bu sene bu rakam neredeyse 1 milyar 600 milyonu geçecek. Ve bunun yarıdan fazlası şu ana kadar karşılanmış oldu. Önümüzdeki dönemde bayramdan sonra
Sulama avansı olarak nakdi avansı ödenecek. Onun dışında yine Ağustos ayında yine sulama avansı ödemesi olacak. İhtiyacı olursa Eylül ayında yine sulama avansının üçüncü dilimi şeklinde bir düşüncemiz var. Uygulama inşallah gerçekleşecek. Onun dışında bankadan çiftçilerimiz kredi kullanıyorlar ki aşağı yukarı şu ana kadar 200 milyon civarında indirimli faizli kredi kullanma imkanı buldu çiftçiler. Türkiye'de özellikle kredi kullanma konusunda sanayicilerin, iş adamlarının sorun yaşadığı bir ortamda isimlerini telaffuz etmekte bir sakınca yok. Kamu bankaları, Vakıfbank ve Ziraat Bankası Kayseri Şeker'in çiftçisine indirimli faizli olarak kredi kullandırdı. Bu da aşağı yukarı işte 200 milyon gibi bir rakam ortaya çıktı. Yani bu önemli bir destek. Yüzde toplamda, yıllık bazda toplamda masrafları dahil %16'lık bir rakama tekabül ediyor. Şu anda piyasada asgari faizlerin %35-40 seviyesinde olduğunu, hatta 50'ye kadar çıktığını düşünecek olursak, çok güzel bir rakam. Bu bankaların Kayseri Şeker'in çiftçisine ne kadar önemli bir katkı sağladığı rahatlıkla ortaya çıkıyor. Yani burada tabii tarım sektörünü desteklemek amaçlı olarak yapılsa bile bunu özellikle Kayseri Şeker'in çiftçisine yapıyorlar. Çünkü Kayseri Şeker bugüne kadar bankalarla yaptığı işlemlerde en küçük bir sıkıntı, problem yaşatmadı. Özellikle çiftçilerimize kullandırılan krediler için bir kuruşluk eksik ödeme söz konusu değil. Onun dışında bankaların bir masraf uygulaması da söz konusu değil. Çünkü bu ödemeyi biz Kayseri Şeker olarak gerçekleştiriyoruz. Çiftçilerin istihkakından keserek gerçekleştiriyoruz. Bu yönüyle de bankalarda yani bu tahsilattan dolayı da bir rahatlık içerisindeler. Onun için de özellikle bu tür uygulamalarda pilot uygulama olarak başlanan bu tür uygulamalarda Kayseri Şeker'i tercih ediyorlar. Biz de bu imkandan çiftçimizi faydalandırıyoruz. Bunlar özellikle işte bu sene maliyetlerin çok arttığı, girdi fiyatlarının çok arttığı, fiyatların çok tartışılır olduğu bir ortamda çiftçimize önemli bir rahatlık sağladığı inancındayım. İşte bayram avansından girdik ve bunlar hepsi bir şekilde karşılanıyor. Bu da Kayseri Şeker'e olan güvenden kaynaklanıyor herhalde, değil mi başkanım? Mesela Turhal Şeker'de o özelleştirme sürecini biliyoruz. Geçtiğimiz süreçte birkaç hafta önce Turhal'da güzel bir program düzenlediniz ve son taksidin ödendiğini de kamuoyuna duyurdunuz. Ama bazı dedikodu merkezleri sizin bu töreni boşa yaptığınızı ve taksitlerin ödenmediğini, Kayseri Şeker'in bunu ödeyecek güçte olmadığını gündeme getirmişti. Siz de zorunlu olarak bir şey paylaştınız, dekont paylaştınız. Net bir şekilde borç ödenmiş gözüküyor ve Kayseri Şeker'e gerçekten biraz önce kamu bankalarının güvendiği kadar da var. Kesinlikle bu 8 Haziran'da bu töreni yaptık. Çünkü biz 7 Haziran'da son taksidi faiziyle beraber ödemiştik. Yani hem Turhal Şeker Fabrikası'nın özelleştirme idaresine olan borcu hem ana para olarak hem de faiz olarak kuruşu kuruşuna ödenmiş durumda. Yani inanmayan gidip özelleştirme idaresinden bunun teyidini sorabilir, inanmayan varsa. Biz de yani özellikle tabii bizim törenimize devlet adamları katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı katıldı. Tokat Valisi katıldı. Bizim Kayseri Milletvekilimiz, önceki dönem Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız katıldı. Yani o Tokat'taki bütün protokol katıldılar törene. Şimdi böyle bir ortamda onlara sanki yanıltıcı bir iş yaptırıyor olmak yakışık almaz. Kayseri Şeker'e yakışmaz. Biz bu tür dedikodulardan ziyade onlara duyduğumuz, bu törenimize katılan bu değerli devlet adamlarımızı saygıdan dolayı bu paylaşımı yaptık. Hı. Onlar ola ki buradan dolayı bir yanlış algılama olmasın, yanlış değerlendirme olmasın diye özellikle onlara saygıdan dolayı bu paylaşımı yapmak durumunda kaldık. Burada tabii Kayseri Şeker'in maalesef düşmanları çok. Kayseri Şeker'in adeta zarar etmesinden, zorda kalmasından memnun olacak insanlar var. Bunu adeta çağıran insanlar var. Hı.
buna benzer bir güruh sürekli Kayseri Şeker'le uğraşmak durumunda kalıyor. Ama biz sonuçta işimizle uğraşıyoruz ve işimizi en iyi şekilde yürütüyoruz, yönetiyoruz. Hatırlayın, bir sene öncesinde Kayseri Şeker'in işte 3 milyar 200 milyon borcundan falan bahsediliyordu. Şimdi artık bunlar konuşulmaz oldu. Kayseri Şeker adına işte yatırım nasıl yapılabilir, onun değerlendirmesini yapanlar var. Batmış bir Kayseri Şeker nasıl yatırım yapacak? Mümkün. Onu batmadığını biz biliyoruz. Zaten böyle bir şey söz konusu değildi. Ama depoların şekerle dolu olduğu ortamda elbette ihtiyaçların karşılanabilmesi için bankadan kredi kullanmak gerekiyor. Bankadan da herkese kredi vermiyorlar. Vermez. İtibarı olana veriyorlar. Ödeme kabiliyeti olana veriyorlar. Gücü olana veriyorlar. Güvenilirliği olana veriyorlar. Ve zaten bankalar krediyi kullandırırken de özellikle Kayseri Şeker çapındaki kuruluşlar için bir kredi derecelendirme notu isteniyor. Bunu da hazinenin vermiş olduğu işte belgeye haiz ancak kuruluşlar yapabiliyorlar. Bu değerlendirmeyi onlar yapabiliyorlar. Kayseri Şeker'in notu da Türkiye'de en yüksek notlardan bir tanesi. Kredi derecelendirmesi açısından, rating açısından en yüksek notlardan bir tanesi Kayseri Şeker. Yani bunun sıralamasını yayınlayacak olsalar tahmin ediyorum Kayseri Şeker kredi itibarı açısından değerlendirildiğinde Türkiye'de ilk 10 şirket arasına girecek bir şirket. Dolayısıyla bu bankaların kredi vermesi ancak itibarla söz konusu, geri ödenmesine güvenilmesiyle ilgili bir konu bu. Bunu tabii zamanında ihtiyaçlarımızı karşılamak için, şekerimizi ucuza satmamak için işte şeker satış politikasından kaynaklı olarak böyle bir borç oluşmuştu. Şimdi, mu borcunuz hocam? Şimdi 30 Haziran itibariyle rakamları arkadaşlara çıkarttırdım. Borcumuzun çokluğunu anlatacağım. Toplam kurumlar vergisi, bu Temmuz ayında ödenecek kurumlar vergisi 93 milyon küsur kurumlar vergisi ödeyecek Kayseri Şeker. Kurumlar vergisi ödemesi dahil olmak üzere 1 milyar 227 milyon Kayseri Şeker'in toplam borcu var. Banka borçları, işte kurumlar vergisi ödemesi, onun dışında tedarikçilere borçlar, kısa vadeli, uzun vadeli bütün borçların tamamı 1 milyar 227 milyon 30 Haziran itibariyle. Şimdi bunun karşılığında biraz önce söyledim, çiftçilerimizin ihtiyaçları karşılanmış, aynı ve nakdi olarak karşılanmış ve bunların bedelleri ödenmiş. 890 milyon gibi bir rakam. Yani geriye ne kalıyor? İşte yaklaşık 350 milyon gibi, belki 340 milyon gibi bir rakam kalıyor. Kayseri Şeker gibi artık cirosu geçen sene itibariyle 4,5 milyar. Bu 2022 itibariyle değerlendirildiğimizde belki 7-8 milyara ulaşan bir şirket için bu kadarcık milyon bir kredi, yani hiçbir sorun değil. Yani böyle artık borç diye değerlendirilecek bir konu değil. Kayseri Şeker gücü, itibarı, her türlü imkanı en yüksek seviyede olan bir kuruluş. Böyle bir durum söz konusu. Bundan dolayı zaten çiftçilerimizin her türlü ihtiyaçları zamanında karşılanıyor. Hiçbir borcumuz vadesinden bir gün sonraya bırakılmıyor. Hepsi vadesinde, zamanında, vadesinde ödenebiliyor. Bankalardan ihtiyaç duyulduğu takdirde, ki bu sene pek fazla ona ihtiyaç duymuyoruz, İhtiyaç duyulduğu takdirde bankalar yine piyasanın en uygun şartlarında kredi sunuyorlar. İşte biraz önce çiftçilerimizle ilgili değerlendirme bunun en net örneği, göstergesi. Yani bizim açımızdan herhangi bir sorun yok ama işte Kayseri Şeker işte borcu olsa da, biraz sıkıntıya girse de, işte tartışma konusu olsa da diye bekleyenler, bunu işte böyle dedikodusunu yapanlar, yalan yanlış konuşanlar var mı? Var maalesef. Bu da hem Kayseri'nin bir gerçeği hem Türkiye'nin bir gerçeği oluyor. 340 milyonluk borcu ödeyebilecek şu anda gücünüz var. Şekeriniz var mı depolarda vesaire? Şeker artık kalmadı. Yani 340 milyon borç sayılmaz İsmail Bey. Biraz önceki evet, ciroya yani göre. Kayseri Şeker'in cirosu işte 5 milyar diyelim. Yani borcu yüzde neredeyse onun altına düşmüş durumda. Hani alacakla borcu karşılaştırdığımız zaman %10'un altına düşmüş durumda. Bu tür kuruluşlar için hiç yani böyle hesabı yapılacak, dert edilecek bir konu değil. Peki. Evet.
Şeker sektörünü siz çok uzun süredir sürekli program yaptığınız için şeker sektörünün zaten stratejik bir sektör olduğunu, stratejik bir ürün olduğunu pancarın çok dile getiriyordunuz. Hatta şeker sektörü sıkıntıya girecek diye de sürekli bir uyarıda bulunuyordunuz. Bugün geldiğimiz noktada tahılı konuşuyoruz, yağ konuşuyoruz ama şekeri çok fazla konuşmuyorduk. Siz ısrarla bunu vurgulamanıza rağmen çok fazla belki Türkiye'nin gündeminde değildi. Şu anda şekerde bir kriz var mı, öngörüyor musunuz? Yoksa bizim elimizdeki şeker ya da dünyadaki şeker krize sürükleyecek bir noktada değil mi? Tabii geçen sene, geçtiğimiz Aralık ayına kadar çok şeker gündem yapmadı Türkiye'de. Biz bunu anlatmaya çalıştık. Özellikle Eylül, Ekim, Kasım aylarında ulusal kanallarda yaptığım söyleşilerde buna ben vurgu yaptım. Eğer tedbir alınmazsa şekerde kriz yaşanabilir diye. Ve hatta şekerin bulmama tehlikesinden falan bahsetmiştim. Bu geçtiğimiz dönem itibariyle Ekim'den itibaren, Ekim, Kasım aylarında Türk Şeker'in dışındaki sektördeki diğer kuruluşlar, kooperatif ve özel sektör kuruluşları şekere zam yapmak mecburiyetinde kaldılar ve zam yaptılar. Türk Şeker de fiyatı sabit tutacağını ilan etti. Ama bir müddet sonra Türk Şeker de bir miktar zam yapmak zorunda kaldı. Orada fiyat açıklığı meydana gelince sektörde bir kaos oluştu. Bu kaos paniğe sebebiyet verdi. Önce perakende sektörü bu panikten bir şekilde etkilendi. Arkasında da sanayi kuruluşları bu panikten etkilendiler. Ve bunun sonucunda da şeker fiyatları beklenenin çok üzerinde artmak durumunda oldu. Biz fiyatların düşüklüğünden yakındığımız gibi aslında fiyatların yüksekliğini de tasvip etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Makul bir şekilde olması gerekir. Bu çerçevede biz zaten makul fiyatları ortaya koymuştuk. Ve Kayseri Şeker'in elinde şeker olduğu müddetçe fiyatları mümkün olduğu kadar tutmaya çalıştık. Biz fazla artmasını engellemeye çalıştık. Ve en son biz Kayseri Şeker olarak 14 bin liradan, tonu 14 bin liradan, ki 4000 Eylül ayında 4250 liraydı tonu. Tonu 14 bin liradan sattık ama mecburen işte piyasayı da takip etmeniz gerekiyor. Biz tabii fiyatı tuttukça piyasa fazla yukarıya gitmedi. Sonra bizdeki şekerler bitince, kooperatif şirketlerindeki şekerler bitince, Kayseri, Konya, Amasya, fiyatlar 20 bin liraya kadar yükseldi ton bazında. 20 bin liraya kadar yükseldi. Hatta biraz geçenler bile oldu. Bu tabii piyasada biraz problemli bir oluşuma sebebiyet verdi. Onun yanında işte Tarım Bakanlığı önce ithalata gerek olmadığını ilan etmekle birlikte sonradan ithalata ihtiyaç olduğunu duyurdu ve 400 bin ton ithalat için bir tarife kontenjanı ayırdı. Ve bununla ilgili izinleri de bir ölçüde verdi. Ama şu anda tabii Türkiye'de eldeki şeker B stoku var, B şekeri var. B şekerinin satılmasına henüz bakanlık izin vermedi. Demek ki çok bir sorun görmüyor. Yani piyasanın şeker ihtiyacı açısından çok bir sorun görmüyor. Eğer çok bir sorun olacak olsa bakanlık B şekerinin satışına izin verir diye düşünüyoruz. Tabii bu ithalatla ilgili, yurt dışından ithalatla ilgili izinler verildi ama bunların ne ölçüde gerçekleşeceği henüz belli değil. Çünkü dünyada da şeker konusunda bir problem var. Herkes şekerin satışını yasakladı aslında. Bir iki ülke belki işte bu manada izin veriyor. İşte mesela en son Hindistan 10 milyon ton şeker satışına izin vereceğini söyledi. 10 milyon tonla sınırlandıracağını söyledi. Ve onu doldurdu ve şimdi artık izin vermiyor. Yani uzak doğu ülkelerinden, Tayvan'dan falan belki olabilir, Brezilya'dan olabilir ama onların da şekerlerinin tabii gelecek olursa Türkiye'ye gelmesi uzun bir süre gerektiriyor. Yani 1,5-2 aylık sürede en erken gelebilir. Tabii bu şekilde durum devam edince Ağustos ayında ben özellikle B şekerinin satışına izin verileceği kanaatindeyim. B şekeri satışına izin verildikten sonra ümit ediyorum kampanya başlangıcına kadar ki kampanya bu sene biraz gecikebilir. Her zaman 15 Eylül'de falan başlıyordu.
Ama bu sene sanki Eylül'ün sonunu bulacak gibi görünüyor. İklimden kaynaklı olarak pancarlar geç ekildi biliyorsunuz. Onun yetişme süresi biraz uzayacak dolayısıyla. Onun için de Ekim'in başına ancak kampanyalar başlayabilir. O süre içerisinde ümit ediyorum bir şeker sorunu yaşanmaz inşallah. Başkanım, dünyada stok mu yapılıyor yoksa üretilen miktar azaldı, kullanılan çok fazla mı? Devlet de stok mu yapıyor acaba? Stok yapanlar vardır muhtemelen ama dünyada mesela bir önceki yıl 174 milyon ton şeker üretildi. 174 milyon ton. Ama kullanılan şeker aşağı yukarı 179 milyon ton oldu. Bir önceki yıldan gelen stoklar bu manada eridi. Şimdi bu senede beklenen aşağı yukarı yine 176-177 milyon ton üretim. Ama tüketim de bu seviyede olacağı bekleniyor. Dolayısıyla yani dünyada asıl üretimi yapan belli ülkeler var. İşte Brezilya, Hindistan gibi. 30 milyon tonun üzerinde, Brezilya 40 milyon tona yakın. Hindistan'da bu sene 35 milyon ton üretecek gibi görünüyor. Bunlar tabii ürettikçe dünyadaki üretim yapamayan ülkelere ihracat yapıyorlar. Onların ihtiyacı o şekilde karşılanıyor. Yani neredeyse üretimle tüketim başa baş noktada. Fazladan yani mesela üretimi Türkiye eksik yapacak olursa dünyadan temin etme noktasında sıkıntı yaşayabilir. Ya da uygun fiyatla karşılayamayabilir. Nitekim geçen sene bu zamanlar dünyadaki şeker fiyatları aşağı yukarı 330 dolar seviyesindeydi. Şimdi bu 600 doların üzerine çıktı ya da 600 dolar seviyesinde. Ama geçen sene navlun fiyatları çok düşüktü. 100 doların altındaydı. En fazla 100 dolara mal oluyordu. Şimdi 200 doların üzerine çıktı. Yani dünyadan şeker getirecek olursanız en az 800 dolara mal edersiniz. Bu da işte kur tabii değişebiliyor. Kur üzerinden hesap edecek olursanız yani 13 bin, 14 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor. 13 bin 500 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Dünyadan da çok ucuza temin etme imkanı yok. Bir de tabii Türkiye'de bu fiyatların bu kadar artmasındaki en önemli etken hani piyasalar hep geleceği satın alır ya. Burada da gelecek satın alındı. Şimdi önümüzdeki kampanya döneminde Eylül ayında pancar maliyetleri yükseldiği için pancar fiyatları tabii yüksek olacak. Pancar ektirebilmek için biz 1000 lira avans fiyat belirlemiştik. Türkiye'deki diğer kuruluşlar da buna uydular. Ama bu görünen o ki bu artışlar devam ediyor. İşte motoründeki artış, elektrikteki artış, bunlar hep çiftçiyi etkiliyor. Gübre hadi neyse başlangıçta kullanıldı, artık gübre çok fazla etkilemiyor şu anda, fiyat olarak etkilemiyor. Ama motorin ve elektrik gibi girdilerdeki artışlar maliyetleri etkiliyor. Maliyetleri yükseliyor. Dolayısıyla biz Eylül ayına geldiğimizde pancar fiyatlarını yeniden belirlemek durumundayız. Eylül'ün başında. Oluşan şeylere göre, maliyetlere göre belirlemek durumundayız. Çiftçimizin mağdur olmaması lazım. Çiftçimizin geçimini sağlayacağı bir para kazanması lazım. Bunun için de bu fiyatlar o günkü şartlara göre, oluşan maliyetlere göre yeniden tespit edilecek ve yeniden belirlenecek. Buna göre de bütün girdiler arttı. İşte doğalgaz artıyor, fabrikaların çalışması için kullanılan doğalgaz artıyor. İşçilik ücretleri neredeyse %100 arttı bu enflasyonun falan da etkisiyle. Bütün bunları hepsini üst üste koyduğunuzda yani önemli bir maliyet ortaya çıkıyor. Yaklaşık bizim tahminimiz 18 bin lira gibi bir maliyete çıkacağı şeklinde. Yeni kampanya dönemindeki tabii şeylerin şeker fiyatlarının bunun üzerine tabii işte finansman maliyeti falan da eklendiği zaman muhtemelen 20 bin liradan aşağı şeker satılmayacak gibi görünüyor. Bu şu andaki öngörümüz, şu andaki tahminimiz. İşte piyasada bunu gördüğü için öncesinden, aylar öncesinden fiyatı buraya getirdi. Ve şu anda cari fiyat olarak bu uygulanıyor maalesef. Ama bunu tabii biraz elinde şeker olanlar değerlendirmek durumunda kalıyorlar. Bizler yani piyasadaki paniği önlemek için, işte kuruluşları şekersiz bırakmamak için bağlantılarımızı yaptık, şekerlerimizi sattık, paralarımızı aldık. Ona göre işimizi yürütüyoruz. Yani şeker konusunda sorun
Ağustos ayında işte belli dışından olur. Gelip gelmeyeceği göre, bakanlığın B şekerini satıp satmamasına göre ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde şekere yüksek bir zam yapıldı. Bu sizde bir açıklama yaptınız. Sosyal medyada vesaire sizi eleştirenler çok oldu. Özellikle sanki zam mı Kayseri Şeker yapmış ya da Hüseyin Akay yapmış gibi bir durum ortaya çıktı. Şekere yapılan zammın gerçek şeyi neydi, içeriği? Kayseri Şeker mi yaptı yoksa Türk Şeker elindeki şekerlere mi zam yaptı? Evet, o zammın bizimle bilgisi yok. Ama biz tabii şeker sektörünün içerisinde olduğumuz için şeker sektöründeki gelişmeler konusunda da değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Bize gazeteci arkadaşlar soruyorlar. Sordukları zaman biz de bu konudaki bilgimiz çerçevesinde değerlendirmeleri yapıyoruz. Şekere zam mı yapan Türk Şeker. Hı hı. Yani o %67'lik zam mı yapan Türk Şeker. Türk Şeker piyasanın gerisindeydi. Yani mesela işte konuştuk biraz önce 20 bin lira fiyat konuşulurken Türk Şeker'in satış fiyatı, piyasa satış fiyatı 11 bin liraydı. Bu 11 bin lirayla 20 bin lira arasında büyük bir uçurum var. Bu tabii piyasada çeşitli spekülatif hareketlere sebebiyet veriyor. Ve olumsuz değerlendirmelere, tavırlara da sebebiyet veriyor. Biz de onun üzerine aslında konuşmalarımızda Türk Şeker'in piyasa fiyatlarına yaklaşması gerektiğini, çünkü önümüzdeki sezonda şeker maliyetlerinin zaten yüksek olacağını ve satışının da yüksek olacağını, Türk Şeker'in de bunu bir şekilde piyasaya yaklaşarak piyasayı biraz sakinleştirmesi gerektiğini, piyasadaki spekülatif hareketlerin önüne geçmesi gerektiğini, piyasada bir istikrarın oluşması gerektiğini hep ifade ediyorduk. Nitekim Türk Şeker'in genel müdürü değişti. Genel müdür değiştikten sonra yeni yönetim de atanmıştı. Yeni yönetim piyasadaki mevcut durumu değerlendirerek bu fiyatı artırma ihtiyacı duymuşlar, artırdılar. Bizim söylediğimiz o. Yani Türk Şeker bu fiyatı artırdı. Aslında piyasada istikrarın oluşması için buna bir ölçüde ihtiyaç vardı. Ve bu bir nebze yerine getirilmiş oldu. Yani orada zammı yapan Kayseri Şeker değil, biz değiliz. Biz niye eleştiriliyoruz bilmiyorum. Yani sonuçta bu piyasanın genel durumuyla ilgili bir konu. Ve bizim de bu konudaki değerlendirmemizi o zaman zaten paylaşmıştık. Yoksa zammı yapan biz değiliz. Burada bizi eleştirmeyi kendisine meslek haline getirmiş insanlar işte yapıyorlar, yapsınlar, ne yapalım. Yani doğru anlamıyorlar, doğru yorumlamıyorlar, doğru yansıtmıyorlar meseleleri. Biz bu işte Türk Şeker'in zammıyla ilgili bir değerlendirme yaptık. Alt üstü bu. Evet başkanım, hep şekeri, pancarı ve şeker fabrikasını konuşuyoruz. Aynı zamanda zaman zaman size de ödüller veriliyor, sertifikalar veriliyor. Bunlar çok biz haberi yapıyoruz ama bazı çevreler tarafından belki çok dikkate alınamıyor. Bu ödüller, sertifikalar sizin fabrikadaki kalitenizi mi artırıyor, nereye doğru gidiyor? Niçin bu tarz sertifikalara başvuru yapıyorsunuz ya da neden veriliyor size? O sertifikaları biz tabii özellikle talep etmiyoruz. Biz işimizin gereğini yerine getiriyoruz. Kuralları uyguluyoruz. Bu kurallar çerçevesinde başarılı bir uygulama yaptığımız için ilgili kuruluşlar bunu ödüllendiriyorlar sertifikayla ya da bir belgeyle. Bunu teyit ediyorlar. Yani Kayseri Şeker bu başarıyı göstermiştir. Bu işte kurallara uymuştur. Şöyle üstün bir başarı sağlamıştır diye bunu belgelendiriyorlar. Yani yapılan aslında bu. Biz yani özellikle ödül almak için işte iş yapıyor değiliz. Yaptığımız işin doğru değerlendirilmesi sonucunda bizi ödüle layık görüyorlar ve onun için ödüllendiriyorlar. Başkanım, bu Turhal Şeker'e tekrar dönmek istiyorum. Biz orası satın alındığında 2 gün bir ziyarete götürmüştünüz. Orada gazetecilerle, arkadaşlarla buluşmuştuk. Basın toplantısı düzenlemiştik. Ve Kayseri Şeker'in buraya hizmet etmeye geldiğini, fabrikayı yeniden ayağa kaldırmaya geldiğini söylemiştiniz. Geldiğimiz süreçte de öyle oldu. Şöyle bir geniş değerlendirme yaparsak, Boğazlıyan'daki şeker fabrikası, Kayseri ve Turhal bölgeye ne tür değer katıyor? Tabii şeker pancarı aslında katma değeri yüksek bir ürün. Bir de sanayi ürünü, tarımsal sanayi ürünü. Bu yönüyle baktığımız zaman çok geniş bir alanda özellikle pancar eken çiftçilerin geçimini sağlamada birinci unsur. En değerli ürün.
stratejik ürün olması oradan kaynaklanıyor. Evet. Şeker pancarını eken çiftçiler başka tarımsal faaliyetlerinde şeker pancarı sayesinde yapabiliyorlar. Yani işte biz tohum veriyoruz. Tabii tohumu pancar için kullanıyor ama gübreyi, mazotu işte diğer faaliyetler için de kullanabiliyorlar. Yani gübrenin bir kısmını pancarda kullanıyorsa bir kısmını buğdayda, arpada ya da ona benzer diğer ürünlerde kullanıyor. Biz bir çiftçimizin biz özellikle Nisan ayında pancar ekmek için sahaya çıktığımızda bir çiftçimizin ifadesi aynen şuydu. Allah razı olsun, iyi ki mazotu verdiniz. Mazotu vermeseydiniz traktörlerimiz garajda çürüyecekti dedi. Yani biz ekim yapamayacaktık. Tarımsal faaliyet yapamayacaktık dedi. Yani bu çerçevede değerlendirdiğimizde şeker pancarı çok geniş bir coğrafyada önemli bir kitleye hitap ediyor. Ve aynı zamanda fabrikalarda, istihdamda önemli bir rol üstleniyor. İşte aşağı yukarı 4500 çalışan buradan ekmek yeme imkanına sahip oluyor. Kampanya dönemindeki çalışanlarla beraber. 14.000 çiftçi ailesi. Keza bunun nakliyecisi, besicisi hepsini değerlendirdiğinizde çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Şimdi dolayısıyla bizim bu fabrikalarımızda faaliyetlerin başarılı bir şekilde sürdürülüyor olması bu bölgelerdeki insanların güvenli bir şekilde geçimini sağlama imkanı sunuyor. Aslında o mu? Bizim çiftçimiz yarın endişesi yaşamıyor. Yarın sıkıntısı duymuyor. Yani biz sıkıntıya düştüğü anda Kayseri Şeker'in bunu önceden planlayacağını, düşüneceğini ve kendi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacağını biliyor. Zaten yöneticilik, İsmail Bey burada kendisini ortaya koyuyor. Yöneticilik sorun oluştuktan sonra sorunu çözmek sanatı değil. Yöneticilik sorun oluşmadan çözüm bulma sanatı. Sorun oluşmadan işi ileriye götürme. Yani dalgalı bir deniz düşünün. Dünyada şu anda bir ekonomik kriz var. Dünya bundan etkileniyor. Öyle etkileniyor ki dünyada devletler bundan dolayı sıkıntılara giriyor. Resesyona giren devletler var. Büyük devletler bile şu anda resesyona girmesi, artık durgunluğa girmesi gündeme geliyor. Onun dışında hükümetleri düşen devlen bu krizden dolayı, ekonomik krizden dolayı ülkeler var. İşte şirketler batıyor. Yani bu Türkiye'de de oluyor. Dünyada da oluyor. Şimdi böyle bir ortamda düşünün, işte siz çok dalgalı bir deniz geminizi rahat yüzdürebiliyorsunuz. Sağlam bir şekilde yüzdürebiliyorsunuz. Bunlardan etkilendirmiyorsunuz. Borcunuzu ödüyorsunuz. Çiftçinizin ihtiyacını fazla karşılayabiliyorsunuz. Ve yarına güvenli bir şekilde yürüyorsunuz. Dolayısıyla yani bundan dolayı bizim çiftçilerimiz de gerçekten mutlular. Ve yarına güvenle bakıyorlar. Kayseri Şeker'in işte böyle bir coğrafyada, Orta Anadolu'da geniş bir işte toprak alanında bu üretimi yaptırıyor olması gerçekten insanlarımız için güven unsuru. Bu tabii aynı zamanda diğer şirketlerimize de örnek teşkil edecek. İşler yapıyoruz biz. Diğer şeker fabrikaları, pancar kooperatifleri, pancar üreten çiftçiler, onlar Kayseri Şeker'in uygulamalarından pozitif bir şekilde faydalanabiliyorlar bu sayede. Biz yani sadece kendi çiftçimizin ihtiyacını en iyi şekilde karşılıyor değiliz. Aynı zamanda diğerlerine de bu manada örnek oluyoruz. Dolayısıyla bu sayede şeker sektörünün büyük bir geçmiş 3 yıllık krizden çıkarak bu sene sağlam adımlarla ilerlediğini ve üretim yaptığını görüyoruz. Ve Türkiye'nin şeker ihtiyacı da bu manada inşallah önümüzdeki dönemde bu geçtiğimiz dönemdeki gibi bir sıkıntıya uğramadan karşılanacak diye ümit ediyorum. Yani bu işi başarıyor olmak az bir şey değil. Allah çiftçilerimize de güç kuvvet versin. Hem devletimize hem de Kayseri Şeker'e zeval vermesin. Biz bu manada önemli bir fonksiyonu ifa ettiğimizi düşünüyoruz. Peki başkanım, bayram sohbeti biraz uzattık sanki. Sizi de yormayalım bayramda. Eklemek istediğiniz, duyurmak istediğiniz ya şu konuyu da dile getirseydim dediğiniz bir şey varsa alıp bitirelim bayram mesajıyla. Evet, tabii tekrardan izleyicilerimizin, aziz çiftçilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sağlık, afiyet diliyorum. Allah asla dile nicelerine eriştirsin. Bu sene biraz iklimden kaynaklı bazı hastalıklar, mantar hastalıkları falan yaşandı ama şimdi yavaş yavaş toparlanıyor.
İnşallah verimli bir yıl olacak. Yağışlar oldukça iyi oldu. Yani mantarın dışında yağışlardan dolayı epeyce bir çiftçilerimiz avantajlı duruma geldi. En azından elektrik maliyetlerinden önemli bir şekilde kurtuldular. Biz her zaman onlarla beraberiz, onların yanındayız. Allah güç kuvvet versin, emeklerini zayi etmesin. Bereketli olsun, bereketli kampanyalar diliyorum. Sağlık, afiyet diliyorum hepsine. Buradan sizin aracılığınızda da saygılar, selamlar sunuyorum. Peki, ağzınıza sağlık, teşekkür ederim. Evet, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Sayın Hüseyin Akay'ı ağırladı. Kendisiyle hem bayramı konuşmaya çalıştık hem de pancar sektörünü, şeker sektörünü konuşmaya çalıştık. Umarız sizlere de faydalı olmuşuzdur. Bitirdik, görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.